Mustafa Haber izleyicileri. Bugün Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı değerli hocamız Profesör Doktor Selçuk Hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli hocam, bir sorumuz olacak size. Daha doğrusu Bayburtlu hemşerilerimizin sorusu. Bayburt'ta İmam Hatip Lisesi mezunu olup da Bayburt Üniversitesi'nde İlahiyat Dekanı olmanız size nasıl bir duygu yarattı? Yani tabii ben 1984 Bayburt İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu, şu anda Bayburt'taki arkadaşlarımın büyük çoğunluğu İmam Hatip'ten tanıdığım arkadaşlar. Bizim mezun olduğumuz dönemlerde İmam Hatipler'den mezun olan arkadaşlarımızın çok fazla farklı fakültelere gitme imkanı yoktu. İlahiyat bizim için birinci tercihti. En başarılı öğrenciler İlahiyat fakültelerini tercih ederlerdi. Bugün Bayburt İmam Hatip'ten mezun olup da değişik ilahiyat fakültelerinde görev alan arkadaşlarımız var. Farklı kuruluşlarda, bürokrasinin değişik ayaklarında görev yapan arkadaşlarımız var. Hepsini özlemle hatırlıyoruz. Gördüğümüz zaman böyle bir kaybolan bir parçamızı bulmuş gibi seviniyoruz. Bayburt İmam Hatip Lisesi mezun olup Bayburt'ta İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmak tabii ki iyi bir duygu. En azından şu açıdan iyi bir duygu. Yani bu memleketin ekmeğini yedik, suyunu içtik, tekrar döndük, geldik ve memleketimize hizmet etme imkanı bulduk. Bu açıdan çok iyi bir duygu. İnşallah hizmet edebilirsek, tabi bu ara İmam Hatip'i de ihmal etmeyeceğiz, onu da size açıklıkla söylemek isterim. Yani biz sürekli İmam Hatip'i ziyaret edeceğiz. İmam Hatip'teki öğrencilerimizle, bizim öğrencilerimizi kardeş ilan edeceğiz. Onlar sürekli gidip gelecekler. Bizim öğrencilerimiz İmam Hatip'e, İmam Hatip öğrencileri Bayburt İlahiyat Fakültesi'ne gidip gelecekler. Bu şekilde bir çeşit halef selef muamelesi içerisinde devam ettireceğiz. Hoş bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Yani kelimelerin yetmediği bir duygu. Hocam sizin kökeninizde biraz Bayburtluk var galiba. Ha, ben Bayburtluyum diyorum artık. Çünkü biz aslen Gümüşhaneliyiz ama ya, uzun yıllardır Bayburt'ta oturuyoruz. Annem Bayburtlu, eşim Bayburtlu. Dolayısıyla ben bana nerelisin diye soranlara çoğunlukla Bayburtluyum diyorum. Çocuklarımız da daha çok Bayburt'u tanırlar. Çünkü annem babam şu anda Bayburt'ta oturuyor. Ve biz sürekli onlar için Bayburt'a gider geliriz. Peki hocam. Hocam 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılında İlahiyat Fakültesi'ne hedeflediğiniz öğrenci sayısı hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii bunlar biraz stratejik konular. Yani mekanla ilgili, işin bir boyutu üniversiteyle ilgili, bizimle ilgili, bir boyutu GÖK'le ilgili. Benim ilk planda hedeflediğim öğrenci sayısı, yani bir dahaki sene ilahiyat alanına alacağımız öğrenci sayısından bahsediyorum. 100 diye hesap ediyoruz. 100 öğrenci gece, 100 öğrenci gündüz şeklinde bir planımız var. Bu planımız YÖK tarafından kabul edilir mi, edilmez mi onu bilmiyorum ama bizim hedefimiz bu. Din kültürü bölümümüz zaten var, devam ediyor. Dolayısıyla yaklaşık şu anda 340 öğrencimiz var. Din kültürü bölümüne yaklaşık bir 70 öğrenci alırsak, ilahiyata da 100 öğrenci alırsak, 170 öğrenci, bir dahaki sene yeni bir 170 öğrenci gelebilir diye düşünüyoruz. Ama o şu şeyi ihtiyat kaydını her zaman koymak isterim. Yani bu bizim isteğimizle de olmuyor. Yani bunun bir de YÖK ayağı var. Biz kontenjanlarımızı üniversitemiz aracılığıyla rektörlüğe sunuyoruz. YÖK'e sunuyoruz. YÖK uygun gördüğü miktarda kontenjan veriyor. Onun için oradan nasıl bir rakam çıkar orayı bilmiyorum ama hedefimiz aşağı yukarı bu civarda. Peki hocam, fakültemiz, ilahiyat fakültemiz fiziksel olarak bahsedilen öğrenci sayısına şu anda hazır mı? Biz biliyorsunuz şu anda eğitim fakültesinin üst katındayız. Zaten bizim bir 3. sınıfa kadar ilk öğretim, din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bölümümüz var. İşte az önce bahsettiğim 340 küsur öğrenci bu bölümde okuyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. İyi bir planlamayla bu fiziksel problemin ortadan kalkacağını düşünüyorum ki eğitim fakültesi dekanı
değerli hocamız Profesör Doktor Necmettin Tozlu Bey ile de sürekli irtibat halindeyiz. Planlamayı ona göre yapıyoruz ve bu planlama inşallah tutar diye ümit ediyorum. Bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Peki hocam, Bayburt'ta İlahiyat Fakültesi açılması halk tarafından çok sevinçle karşılandı. Hı hı. Ve halkın sizi daha iyi tanıyabilmesi, biz de Bayburt Sunan Haber Medya Grubu olarak elimizden geleni her zaman da yanımızda olacağız. Bayburt halkına neler söylemek istersin hocam? Bir Bayburtlu olarak değil. Bir Bayburtlu olarak Bayburt halkına şunu söylemek isterim. Biz mümkün mertebe Bayburtlarla iç içe olmayı arzu ediyoruz. Yani üniversite, ilahiyat fakültesi Bayburt'ta kapalı bir alan değil. Yani bir şekilde ilahiyatla ilgili olan herkes gelebilir, bizi ziyaret edebilir, çayımızı kahvemizi içebilir. Biz de fırsat buldukça halkımızın arasına girip onların dertlerini dinleyip, problemlerini dinleyip, ilahiyatla ilgili, bizim alanımızla ilgili ne gibi öneriler var onları alıp onları değerlendirmeyi isteriz. Bayburt'ta İlahiyat Fakültesi üzülerek söylemek istersem geç kuruldu aslında. Yani Türkiye'de kurulan en son ilahiyatlardan birisi Bayburt İlahiyat'tır. Evet. Şöyle bir problem tabii bu ortaya çıkardı. Bir sürü ilahiyat fakültesi açıldı. Bir sürü öğretim üyesi alındı, istihdam edildi. En sonlarda da biz yer aldık. Dolayısıyla öğretim üyesi temin etmede zaman zaman problemle karşılaşabiliyoruz. Böyle bir dezavantajı oldu bize. Önceden başlasaydık, yani ilahiyat önceden açılsaydı, en azından bir Gümüşhane ile beraber açılsaydı, bizim şu anda ne fiziki imkan problemimiz olurdu, ne öğretim üyesi problemimiz olurdu. Rahat bir şekilde eğitim öğretimimize devam ediyor olabilirdik ve belki de mezun vermeye başlamış olabilirdik. Artık neyse, geçmişi bir tarafa bırakalım ama bundan sonra inşallah kısa zamanda bu eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Peki hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bayburt halkına, Bayburtlulara, ilgilerinden, alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oluyorum. Yani ilahiyata ayrı bir gözle bakıyorlar, ayrı bir değer veriyorlar. Bu bizi rahatsız etmiyor, bilakis çok memnun ediyor. Bundan sonra da aynı ilginin, alakanın devam etmesini diliyorum değerli hemşerilerimden. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz, sağ olun.